Ya fiyatta pahalı ama Türkiye şartlarında bir çalışan birisinin alması zor. Yurt dışında yaşadığım için burada da öyle bir araba şart. Şimdi her iş adamı mutlaka artık yani bir Mercedes'i varsa bir Toku'da olacak. Yerli ve milli otomobil Tok Kayseri'ye geldi. Bir ay boyunca ziyarete açık olacak. 953 bin liradan başlayan Tok'un fiyatı sizce uygun mu? İmkanınız olsa alır mıydınız? Uygun ve imkanım olsa alırım. En kötü araba 300-400 lira zaten ikinci el. Ona bakarak bu daha uygun. Peki gördünüz mü hiç? Gördüm. Güzel yapmışsın. Allah razı olsun. Fiyatı uygun? Uygun. Yani orta çalışan kesim için biraz yüksek ama herhalde insanlar alacak. Yani yoğun da bir talep var. Söylendiğine göre banttan iner inmez herhalde herkes hücum edecek. Paralarını hazırlamışlar. Öyle bir talebin olduğunu düşünüyorum. Kayseri'de henüz ziyaret etmedim aracı. İşte yani orta kesim için fiyat pahalı ama millet hazırlığını yapıyor. Şimdi her iş adamı mutlaka artık yani bir Mercedes'i varsa bir Toku da olacak. Bu sırf yani ihtiyacı olmasa bile bir Toku olması lazım. Her bir iş adamının olması lazım. Her bir kesimin yani buna gücü yetebilen her bir kesimin olması lazım. Çünkü bu bizim yerli ve milli gururumuz. Bugün siparişi yaptım. Hata verdi. Siparişimi alamadım. İnternette bir sıkıntı da problem de var bu arada. Onların düzelmesini istiyoruz. Yani şu an satışa da başladığı anda o fiyatının kaide üstünde bir araba zaten. Yani öyle özelliklere sahip bir araba. Gurur verici yani. Bizim bayrağımız dalganacak yani. Kayseri Ticaret Odası'ndan geldiğini duydum. Geçerken de gördüm. Yani incelemekte nasip olur inşallah tekrardan diyelim. Valla Toku şöyle değerlendiriyorum. Güzel, bizim Türkiye'miz için çok güzel aslında. Ama şu anda yeni çıktığı için hiçbir şeyini bilmiyoruz. Tabii ki katılımı çok, çok iyi. Halkımıza da çok iyi olacak. İnşallah ileri dönük herkese kısmet olsun istiyoruz. Yani iyi olsun istiyoruz. Çok iyi bence. Türkiye'miz için de çok iyi. Geleceğimiz için. Fiyat da normal yani şu anda. Fiyatı normal diye düşünüyorum ben. Çok güzel bir gelişim. Başkanımız geliştirmiş. Çok güzel. Yani ben de almayı düşünüyorum. Yurt dışında yaşadığım için burada da öyle bir araba şart. Yurt dışındakiler de güzel. Tasarımı çok güzel. Ekranı falan. Yalnız bu diyelim benzin istasyonlarına alıştık ya. Şimdi bu nasıl olacak yani? Şarjlı falan ya. Şimdi bir de bunu bekleyeceğiz galiba şey olduğu zaman, eksildiği zaman. Benzinli artık orada yer olacak herhalde. Herhalde en az 2-3 saat bekleyeceğiz dolması için. Ama şöyle bir alternatif de varmış. Kendinizi eve alıp evde de kaplıyı takıp şarj edebiliyormuşsunuz yani. Fiyatı da çok uygun. Çok iyi bence. Ucuz da yani. Çünkü piyasaya göre öyle bir araba şimdi bu yeni piyasaya göre en az bence 2000 lira, 2500 lira olur yani. Ama devletimiz çok güzel bir fiyat koymuş. Çünkü öbür arabalara, eski arabalarında fiyatları otomatikmen düşmüş olur bence yani. Hiç değerlendirmiyor. Benim arkadaşım aldı, Toku almadı, başka aldı. Ankara'ya gidemiyorum diyor. Ankara'ya gidemiyorum diyor. İki tane de batarya yiyorlar. Benzinden mazot arabasını tutmuyor. Evet, elektrikli olduğu için. İki batarya yiyorlar. Benim arkadaşım Toku almadı, başka model aldı, Nissan aldı. Pardon, Toyota aldı. Ankara'ya gidemiyorum diyor. Elektriği, mazottan benzini tutmaz diyor. Tutmadığı için de ben önemiyorum. Ablacığım, Toku'nun şu anda başlangıç fiyatı 953 bin TL. Ya piyasadaki arabalara göre bence gayet uygun. Ben öyle düşünüyorum yani. Peki gördün mü hiç ya yakında? Evet gördüm, inceleme fırsatım oldu. Gayet de güzeldi yani. Ya şimdi Toku'nun çıkması bir nevi iyi, şöyle iyi. Ya yerli ve milli arabamız o yönden iyi ama daha önce hiç piyasada kullanılmamış, daha önce hiç tercih edilmemiş. Ne gibi sıkıntı verecek, ne gibi hata verecek, pil ömrü ne kadar olacak? Ya bunlar kullanılmadığı sürece bilinmez. O yüzden önce kullanılması lazım. Ha alınır mı? Alınır. Çünkü paramız pul olduğu için 1 milyonluk bir şey değil yani. Artık Şahin Tufaş parası alınır, tercih edilir. Ya fiyat olarak şimdi ne olursa olsun yeter ki kendi malımız olsun. Kendi üretimimiz oldu ya, ben ona iftihar ediyorum. Yani fiyat olarak şimdi ayrı ayrı ben fiyatlarını bilmiyorum. 900'den bir arabalar ondan aşağı mı? Yani diğer arabalar daha fazla. Onun için çok güzel arabalar da çok hoş görünüşü. Ama içi daha hoştur yani. Elektrikli olması ne sıkıntı yaratsın? Daha avantajlıdır. Yakıttan şarjı biter, onun şeyler yapıldı. Altyapıları yapıldı. Bütün istasyonlarda altyapı şeyleri var.
Yok, sadece dışarıdan resmini gördüm. Kayseri'ye geldiğini duydum yani. Büyükşehir Belediye Başkanı gösteriyordu. O kadar bir bilgim var. İş dizaynı da bilmiyorum. Yakıtının elektrikli olduğunu biliyorum. Başka bir bilgim yok. Ya fiyat da pahalı ama Türkiye şartlarında bir çalışan birisinin alması zor. Mümkün değil. Ama birikimi var veya şimdi Türkiye'de artık araba ev almak hayal. Mümkün değil, olmaz yani.